Merhaba Çiçi TV izleyenleri. Erişyem veteriner hekim Rauf Osmanoğlu var. Kendisi İstanbul'dan bize katıldılar ve şu anda Erişyem'le ilgili sektördeki gelişmelerden, sektörde yaşanılan sıkıntılardan, avantajlardan bu konuyla ilgili detaylı bir şekilde konuşacağız. Ayrıca kendilerinin yapmış oldukları TMR kolay rasyon programı ile ilgili de kendisiyle detaylı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle Rauf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben 89 İstanbul Veteriner Fakültesi mezunu. İsmim Rauf Osmanoğlu. Yaklaşık 7 yıldan beri de Erişyem kadrosunda çalışmaktayım. Şu anda da hem pazarlama hem de çiftlik koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Şu anda Erişyem'desiniz. Evet. Erişyem'le ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Erişyem yaklaşık 90'lı yılların başlarında İstanbul Silivri'de yem fabrikasını kurdu. Yıllar içinde değişik alanlarda da gerek büyükbaş Arge çiftliğimiz, koyun Arge çiftliğimiz ve yumurtacılık işletmemiz de var. Yaklaşık şu an 600 bin adet yumurtamız var. Bu alanlarda faaliyet gösteriyor. Şimdi ürün yelpazeniz anladığım kadarıyla geniş. Bununla evet. ilgili bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Öncelikle tabii yem işletmemizin ana faaliyet alanı yem fabrikası. Yaklaşık şu an Ege, Güney Marmara, Batı Karadeniz ve Ankara'ya kadar olan bölgede aktif olarak yaklaşık 17-18 pazarlamacı, veteriner hekim ve ziraat mühendisi arkadaşlarla yem satmaktadır. Üretimimiz şu an yeni bir ilave fabrikamızla beraber yaklaşık saatte 150 ton kapasiteye çıkacaktır. Bunun dışında da ürettiğimiz kendi tavuk kümeslerimizde ürettiğimiz yumurtanın pazarlaması yapılmakta ve bu kümeslerde oluşan tavuk gübrelerinin de işlenerek ambalajlanıp Türkiye'deki bütün noktalara satışı da söz konusudur. Ayrıca sektörümüzü ürettiğimiz ürünleri deneme yapabilmemiz için yaklaşık 150-200 başlık büyükbaş Arge çiftliğimiz var. Bunun yanında son 4-5 yıldır oluşturduğumuz yine koyunculuk üzerine de bir Arge çiftliğimizle yem çeşitlerimizi deneyip de vatandaşa daha sağlıklı hayvancılık yapabilmelerine imkan vermektedir. Bu Arge çiftliklerinden bahsettiniz. Peki birazcık Arge çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle Erişyem'in pazarlamadaki en büyük amacı vatandaşımıza sağlıklı hayvancılığı aşılamak. Bunun için de ürettiğimiz ürünleri öncelikle biz kendi çiftliğimizde, kendi hayvanlarımızda denedikten sonra sahaya sunuyoruz. Bunun şu avantajları var. Zaman içinde hayvancılığımız gelişmektedir. Bir dönem biz 15 litre ortalama işletmelerde süt alırken şu an 30 litre, 35 litre ortalamalara çıktık. Yeni ham maddeler yurt dışından geliyor. Çünkü Türkiye'de şu an yem sanayinde yeterli ham maddemiz yok. %40-45 oranında ithal ham madde kullanıyoruz. Bu ham maddelerin de öncelikle sahaya sunulmadan kendi çiftliğimizdeki hayvanlarda kullanımını, denemelerini yapıyoruz. Ondan sonra gönül rahatlığıyla çiftçilerimizin de hizmetine sunuyoruz. Bu Türkiye'de ham madde sıkıntısından bahsettiniz. Aslında Türkiye tarım anlamında kendine yetebilen bir ülke olmasına rağmen neden ham madde ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz? Öncelikle protein kaynaklarımızda sıkıntımız var. Soya kullanmak zorundayız. Geçmiş dönemde bahsettiğim gibi 15 litre veren ineklerimizde ithal ham madde ihtiyacımız yoktu. Yerli kaynaklarla bu ineklerimizi sağlıklı bir şekilde besleyebiliyorduk. Yeterli üretimi elde edebiliyorduk. Fakat gerek meraların azalması, gerek tarım alanlarının azalması ve buna istinaden de hayvancılığımızın sayı ve kalite olarak büyümesinden dolayı bir açık ortaya çıktı. Bu açığı da dolayısıyla yurt dışından temin ederek hem daha kaliteli ham maddeyle hem de sayı kilo olarak yetmediğinden dolayı ithal ham maddelerle kapatıyoruz. Ki ancak şu anki yaptığımız gerek tavukçulukta olsun gerek büyükbaşta olsun soya küspesinin Türkiye'de üretimi çok sınırlı olduğu için dışarıdan getirmek zorundayız. Evet, bu da kaliteye etkilediği için kesinlikle, de yurt dışından kesinlikle. Mecbur getirmek zorundasınız. Şimdi yem, gübre, yumurtadan bahsetmiştik. Birazcık gübre ile ilgili
üretiminizle ilgili detaylardan bahsedebilir misiniz? İşte yaklaşık bahsettiğim gibi 600 bin adet yumurta tavuğumuz var. Bunun çıkan gübresini sadece kendi tesisimizde homojen bir şekilde son modern bir teknoloji uyguladığımız bir fermantasyon ünitemiz oluştu. Ve burada bunu işleyerek, paketleyerek 25 kilogram ve 50 kilogramlık paketlerde direkt üreticimizin kullanımına sunuyoruz. Şu an için daha çok seralarda amatör tarım yapan, kendi bahçesinde insanlar kullanıyor. Hobi bahçelerinde falan. Hobi bahçelerinde ama şu an için bir yemin peletleme, gübrenin peletlenmesiyle beraber daha büyük alanlarda, büyük tarlalarda kullanımı da yaygınlaşacaktır. Evet. Peki neden tavuk gübresi? Aslında bu bir zorunluluktan oluştu. Çünkü bulunduğumuz bölge sanayi bölgesi olduğu için çıkan gübrelerimizin uzaklaştırılmasında çevresel olarak sorun yaşamaya başlandığı dönemde yaklaşık bir 7-8 sene önce bunun işlenip de hem doğaya geri kazandırılması hem de çevresel olarak bir kirlilikten ziyade topraklarımızın ihtiyacını karşılaması amaçlanmıştır. Çünkü maalesef son yıllardaki yanlış gübrelemeden dolayı en azından ben Trakya bölgesini bildiğim için söylüyorum. Organik madde miktarımız olması gereken üçgen şu an analizlerde çıkanlar birin altına düşmüş. Bu acilen bizim topraklarımıza gerek büyükbaş hayvan gübresi gerekse işte bu tür işletmelerden çıkan tavuk gübresini kullanmamız gerektiğini işaret ediyor. Çünkü verimlerimiz gitgide azalıyor. Topraklarımız kirleniyor. Çünkü kimyasal gübreler tek yönlü besliyor. Sadece ürünü alabiliyorsunuz ama toprağımızın mevcut yapısı bozuluyor. İnşallah bunu bilinçlenerek üreticilerimiz hayvan gübreleriyle tekrar geri getirebiliriz. Yani bu durumda tavuk gübresi diğer gübrelere göre birazcık daha avantaj sağlıyor. Hem tavuk hem büyükbaş, yani bizim kendi üreticilerimiz hayvansal gübrelerini de atarak zaten birçoğu kullanıyor. Toprağımızı tekrar geri kazanabiliriz. Evet. Peki tavuk gübresinin işte diğer gübrelerden farkına birazcık değinelim. Avantajlarından bahsettiniz ama hani bunu birazcık daha detaylandırabilirsek en azından üreticilerimiz hani gübre ile ilgili olan sıkıntılarını bu şekilde giderebilirler. Şimdi tabii öncelikle birebir hani kullanılan kimyasal azotlu gübrelerle birebir hani alternatif değil ama bunun esas amacı toprağı rehabilite etmek. Yani toprağı ıslah etmek. Sonuçta toprağa ekiyoruz ürünlerimizi. Toprağa ne ekersek de eğer toprağımız sağlıklıysa bütün ürünleri, sebze olur, meyve olur, işte hobi bahçelerinde kendi yiyeceğimiz yiyecekler olur. Bunlar sağlıklı bir şekilde üretilecektir. Artı buradan çıkan ürünlerin gerek meyve sebzede raf ömürleri de daha çok uzuyor. Çünkü doğal bir gübre olduğu için yani toprağa ters gelen değil tam tersine toprağı düzenleyen, toprak düzenleyicilik özelliği de var. Artı oradaki toprak altı yaşamı da tekrar geri kazandıran bir gübre. Birebir alternatifi değil ama insanlar kullandığında çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hem verim anlamında hem ürünlerindeki sağlık anlamında bu da bir hizmet olarak görüyoruz. Biraz önce bahsettiniz ama daha çok tavuk gübresi nerelerde kullanılıyor? Şu an ağırlıklı büyük seralarda, hobi bahçelerinde, meyvecilikte. Şu an için bizim tabii toz formumuz olduğu için bunu büyük alanlarda kullandıramıyoruz. Ama yakında 1-2 ay içinde peletlenerek büyük alanlarda da rahatlıkla atılabilecek hale gelecektir. O zaman bütün tarım yapılan her alanda, toprağın olduğu her alanda bunu kullanabileceğiz. Peki sizin günlük üretiminiz ne kadar gübreyle ilgili? Yaklaşık şu an günlük 20-25 ton kadar günlük üretimimiz var. Bu arz talep dengesini sağlıyor mu? Çok az tabii ki Türkiye şartlarına baktığınızda ama hani biz dışarıdan gübre alıp işlemiyoruz. Sadece kendimizin kümeslerden çıkan gübre olduğu için şu an için bölgesel olarak yeterli geliyor. Peki bu faaliyeti daha çok genişletmeyi düşünüyor musunuz? Bu tamamen yumurta kapasitemizin artmasıyla ilgili. Tabii ki orada da bir büyüme söz konusu olacak inşallah. O zaman olursa bu kapasite daha da yükselecektir. Şimdi gübre ile ilgili konuştuk da sizin yumurtacılık kısmınız var. Birazcık ondan bahsedelim Rauf Bey. Tabii ki şimdi tabii eskisi gibi köy tavukçuluğu, köy yaşantısı azaldığı için artık sanayileşmiş bir şekilde kümes tarzında yumurtamızı üretmek zorundayız. Fakat biz burada da hem hayvan sağlığını hem insan sağlığını ön planda tutuyoruz.
Bu da tabii yem fabrikamızın olması hem Ar-Ge çiftliğimiz manasında da önem taşıyor. Burada biz de yemde de bir fark yapalım dedik. Yani biz kümeste üretilebilecek en doğal yumurtayı üretme hedefindeyiz. Gerek selenyum katkılı, gerekse E vitamini katkılı. Bir de bu yumurtadaki renk verici karofil denen malzemeyi biz kullanmıyoruz. Doğal rengi oluşsun diye. Bunun için özel biber ekstratlarıyla artı yonca unu yemimize koyarak doğal yeşilden gelen bir yumurtanın sarısını oluşturuyoruz. Bu da bizim şu an piyasada olabilecek en doğal kümes şartlarında tabii ki. Hani bir köyde gezebilen hayvanların dışında en doğal yumurtayı ürettiğimizi görüyoruz. Bunu da üreticilerimiz kullandığında tüketicilerimiz bunun farklı olduğunu zaten takdir ediyorlar. Peki bu piyasalarda organik yumurta diye satış yapılan yumurtalar var. Bu organik gübre, organik yumurta diyebilir miyiz peki bu yumurtalara? Organik demek çok iddialı bir rakam. Çünkü organiğin altyapısı henüz Türkiye'de oluşmadı. Ama doğal diyebiliriz. Yani bu da tabii ki yine işte gerek biraz yem kullanarak, gerek işte köylü elindeki arpayı, mısırı ya da buğday vererek elde ediyor. Ama organik tabii daha farklı bir kavram. Ama gezen tavuk diyoruz artık. Hayvanlar hani yeşilde geziyor. Bu da insanlara doğal yumurta diye aktarılırsa daha doğru olur. Peki Rauf Bey, şimdi sizin hem yumurta hem gübre hem yem faaliyetleriniz var. Peki bu mesela tavuklarınıza kendi yeminiz yedirilerek bu yumurtalar zaten elde ediliyor. Yani bu konuda zaten bütün içerik tamamen size ait olduğu için tamamen doğal bir ürün olduğundan bahsettiniz. Peki bu yumurtacılık Türkiye'de faaliyetleri yani hani çiftçimiz olsun, üretici olsun yani yeteri kadar yumurtacılık faaliyetleri var mıdır? Şu an Türkiye'de kapasitemiz iç piyasa için yeterli ama dönem dönem çevremizdeki ülkelere de ihracat yapmak durumundayız ve sektörü bu büyütüyor. Şu an bununla ilgili de çevre ülkelere iyi bir ihracat rakamlarını yakalıyor sektör. Ve buna paralel olarak da gerek devletin teşvikleriyle beraber tekrar bir yeni bir büyüme hamlesi var. Çünkü hem kendi nüfusumuz çoğalıyor hem de etrafımızda daha profesyonel ürettiğimiz için dışarıya satma imkanları var. Bu sektörde bütün hayvancılıkta olduğu gibi büyüyor şu an. Peki bu devletin yapmış olduğu yumurtacılık destekleriyle ilgili siz yeterli görüyor musunuz bu destekleri veya da hani daha ne şekilde olması gerekiyor? Şu an eskisi gibi yumurtacılık yani çok yaygın değil halk arasında ama daha böyle sektör olmuş, sanayi gibi olmuş. Zaten bunu yapan firmaların yeterli gücü de var ama halka yaygınlaştırmak için de devlet bana göre şu anki elindeki imkanları da kullanıyor. Bu da yeterli şu an. Çünkü belli bir kısıtlama getirmişti devlette yumurtacılıkla ilgili. Çok fazla rağbet gördüğünü söylemişlerdi. Ondan sonra desteği tekrardan çıkarttılar. Yani artık halkımız da yumurtacılık faaliyetleriyle ilgili girişimlerde bulunuyorlar. Var çünkü bu arz talep çok önemli. Şimdi yumurtada yaklaşık bir hayvanın yumurtlama ömrü işte 50 hafta, 52 hafta gibi yaklaşık işte yumurtaya girişeli 70 hafta. Şimdi bir yumurta tavuğunu kümese koyduğunuz zaman bunu fiyatlar düştüğü zaman ya da ekonomisi kurtarmadığı zaman hemen çıkartamıyorsun. Büyük bir zarar söz konusu. Onun için satışa göre üretimi planlamak çok daha önemli. Yani hem maliyetleri göz önüne bulundurarak hem de arz talebi bulundurarak çok da hızlı büyüdüğü dönemlerde büyük sıkıntılar yaşandı. Birçok üreticimiz zarar etti, kapatmak zorunda kaldı. Şu anki gidişat daha iyi gibi duruyor. Çünkü onun belli bir zahmeti, belli bir emeği de var. Yatırım maliyetleri çok yüksek. Ki şu an mesela eskisi gibi değil. Yani kümeslerimiz çok modern. İşte 90 bin, 100 bin tavuğun bir kümesli olduğu tamamen çevre şartlarından arındırılmış, her türlü nem, ısı, rutubeti içteki makinelerin ayarladığı çok komplike sistemler var. Yani bu ciddi bir yatırım gerektiriyor. Bunun hani bırakın zarar etmesini, boş kalması bile yatırımcı için büyük bir maliyet kaybı. Evet. Peki Erişem'in yumurta üretimi ne kadardır? Yani şu an 600 bin bir kapasitemiz var. İşte dönem dönem bu 500-600 bin arası değişiyor ama inşallah ileride daha yeni yatırım planları var. Şu anda ön planda zaten yem var. Gübre ve tavukçuluk yan ürün olarak devam ediyor.
Peki şimdi bu yumurtacılık faaliyetlerinden de bahsettik. Türkiye'de bu hayvancılık faaliyetlerinde gübre ve yumurtacılıktan bahsediyorum. Bununla ilgili işte arz talep dengesi nedir? Karşılanıyor mu? Normal sektör olarak nasıldır durum? Şimdi tabii gübrede bizim şeyimiz sadece yumurta gübresi ama genel olarak Türkiye'deki çok büyük çiftliklerdeki gübrelerin de kullanımı söz konusu. Bu çiftlikler de artık çevresel faktörlerden dolayı işleyerek bunu tarlalara daha sağlıklı hale götürmeye çalışıyor. Ama maalesef şu an hayvansal gübreye talep daha çok düşük. Yani bunu bilincinde değiliz ya da işte gerekli mali şartlar oluşmamış. Kesinlikle şu an bütün topraklarımızın her türlü organik gübreye, doğal gübreye ihtiyacı var. Çünkü tarımdaki şu an yapılan analizlerde bunun açık seçik ortaya konuyor. Bu tabii birazcık daha devlet desteğiyle belki bilinçlendirmeyle, çalışmalarla olabilir. Ama şu an için topraklarımızın buna ihtiyacı çok. Evet. Peki bizim çiftçimizin yaptığı yani gübreyle ilgili, kullanmayla ilgili yaptığı en büyük hatalar nelerdir? Yani gübresini kullanmamaya çalışıyorlar. Çünkü köylünün yaptığı hayvancılıkta işte bol saman ve ot altla gübreye karıştığı için bunu tarlaya döktüğünde ot problemiyle karşılaştığını düşünüyor. Bunun için de dökmemeye çalışıyor. Kimyasal gübreyi alıp atmak daha kolayına geliyor ama aslında o ahırındaki gübre bir cevher. Yani hem maliyeti sıfır hem de onun kullanımı çok faydalı. Ama işte yavaş yavaş inşallah ona geri dönecektir. Peki gübre içerisinde neler yani hayvan beslemede gübrenin kaliteli bir şekilde olması için beslemede nelere dikkat edilmelidir? Şimdi tabii o son aşamadır. Yani bizim gübrenin kalitesiyle ilgili. Şimdi bizim tabii ürettiğimiz yumurta gübresi homojen bir gübre. Çünkü tavuğun yediği belli, tüketim miktarı belli ve kaliteli bir yumurta almak için de yüksek enerjili ve proteinli yemlerle besleniyor. Ama büyükbaş hayvan gübresinde bu standart yok. Ama tabii ki büyük çiftliklerde buna yakın bir üretim var. Yani yeter ki köylü kendi ürettiği gübre de olsa, o şekilde de atsa bunun faydasını görecektir. Rauf Bey, gübre ve yumurtacılıktan konuştuk. Evet. Onlarla ilgili bize detaylı bilgi verdiniz. Şimdi erişimin %80 üretiminde ağırlık verdiği yemle ilgili birazcık konuşalım evet. Sizinle. Erişim neden daha çok yem üzerine eğildi? İlk önce onunla ilgili bize bilgi verirseniz. Tabii şirketimizin ana faaliyet konusu yem. Ticari olarak yem üzerinde çalışıyoruz. Tabii bunun yanında da dolaylı olarak işte Arge çiftlikleri ve yumurtacılıkla da gübre kısmına girmiş olduk. Ama tabii ki birinci hedefimiz belli bir bölgede, belli bir kapasitede yem üretimi ve satışı yapmak. Tabii ki bu satış ve yemle ilgili de bu Arge çiftliklerimize çok büyük katkıları var. Çünkü sürekli hayvancılıkta bir takım gelişmeler oluşuyor. Yeni daha kaliteli hayvancılık yapılıyor. Daha ırklar geliştiriliyor. Bu ırklara göre de gerek sütte gerek besi işletmelerinde yeni ürünler talep ediliyor sahada ve ürün yelpazesini geliştirmemiz için de bu Arge çiftlikleri bize çok büyük imkanlar sağlıyor. Sadece Arge çiftlikleri değil, teknolojiyi de takip etmek zorundayız. İşte şu an yeni bir fabrikamız yapılıyor. Yaklaşık 2-3 ay içinde üretime geçecek. Buradaki hedef daha kaliteliyi, ürünü daha düşük maliyette, daha kısa sürede üretip sahaya daha uygun maliyette sunabilmek. Bunun yanında bizim yaklaşık 5 yıldır yem teknolojisi olarak ürettiğimiz expander yem teknolojimiz var. Bu Almanya patentli bir teknoloji ve biz yemlerimizi bu işleme prosesi içinde yaklaşık 120-140 derece arasında hijyenik bir şekilde pişirerek sahaya sunuyoruz ki bunun da hayvan sağlığı için, hayvan iştahı için, sindirilebilirlik anlamında hayvanlara çok büyük faydası var. Gerek süt gerek besi de. Tabii ki bunların hepsi erişimin toplam kalitesini oluşturuyor. Bu üretim prosesi. Bir de bunun yanında sahada bu ürünü pazarlayan, gerek teknik olarak çalışan, gerek ticari olarak çalışan veteriner hekim ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Bunlar da birebir bütün hemen hemen yem satışı yaptığımız bütün noktalarda faaliyet göstermekteler. Ki sadece bir ürünü çıkarıp piyasaya sunmak değil, bunun hayvanın işkembesindeki bütün evrelerini takip ederek, gerek süt gerek etteki verim tablolarını takip ederek sonuçlandırmak gerekiyor ki
artık her sektörde olduğu gibi bizim yem sektöründe de rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu artan ihtiyaçları karşılamak için de Erişem öncelikle hayvan sağlığını birinci plana koyarak bunun için de gerekli olan her türlü altyapı yatırımını, teknik eleman yatırımından kaçınmadan halkımızın hizmetine sunmaktadır. Rauf Bey, birazcık Expander yem içeriğiyle ilgili şimdi bilmeyenler vardır. Onunla ilgili ekrandaki seyircileri bu konuda aydınlatabilir misiniz? Tabii Expander ki. Yem nedir? İçeriği nasıl? Nedir? Şimdi onunla öncelikle ilgili... şu an bilinen yem teknolojisinde yaklaşık 70 derece buharla muamele edilerek peletleme sistemi vardır. Önce işte yem öğütülür, karıştırılır ve peletlenerek çuvallanır. Bu Expander yem bunun bir ileri son aşaması, şu anki son teknolojisi. Bu da yaklaşık basınç 5-6 basınç altında 120-140 dereceye çıkartarak ısıyı, yüksek bir ısıda yemin hücrelerinin patlatılarak daha hayvan tarafından sindiriminin kolaylaştırılmasıdır. Yemin içeriğindeki gerek bypass protein gerek bypass nişastaların daha yükseltilerek, yani hayvanın sindiriminden faydalanarak verim kalitesini daha da arttırıyor. Yani aynı ürünü peletleyerek verdiğinizde veya expander verdiğinizde aradaki %3, 5, 10'a kadar varan kalite şeyi yaşıyoruz ürün tablosunda. Bu da expander teknoloji sayesinde oluyor. Biz eski fabrikamızda da yeni fabrikamızda da aynı teknolojiye devam ediyoruz. Evet. Peki sizin yem içeriğinizde olmazsa olmazlarınız nelerdir? Öncelikle tabii ki yem dediğimizde bütün eski sistemde işte değirmen artıklarıyla işte insan gıdası olarak tüketilmeyen ham maddelerin karıştırılarak belli bir formülasyonda hayvanın önüne sunulmasıdır. Bizim buradaki birincil amacımız teknik olarak da çalıştığımız için hayvan sağlığını biz ön planda tutuyoruz. Yani hayvan sağlığına ters gelecek, ticari olarak bize fayda sağlasa da hiçbir ürünü biz yem fabrikamızın içine sokmuyoruz ve formülasyonlarımızda kullanmıyoruz. Belki sahada bunun bir maliyeti vardır. Tabii ki daha ucuz yem satan insanlar var ama sonuçta bir hayvanımızın ömrünün uzunluğu, işte senede bir buzağı alabilmek, gerekli süt verimini alabilmek, hem de bu hayvanın belli bir kondisyonda tutmak için kaliteli ham maddelerden kaliteli bir formülasyon yapmamız gerekiyor. Ki ileri aşamada bahsedeceğimiz vatandaşımıza bunu formüle edecek bir formülasyon CD'si de hizmette kullanıyoruz ki yaptığımız yemin diğer ham maddelerle karıştırıldığında da formülünün bozulmadan sağlıklı bir hayvancılığın devam ettirilmesi için. Yani Erişem'in buradaki amacı doğru yolda doğru yöntemleri kullanmak. Evet, evet. Evet. Yani öncelikle kazançlı hayvancılık sağlıklı hayvancılıktan geçiyor. Çünkü maalesef Türkiye'mizde süt işletmelerinde yeterli düve ihtiyacını karşılayamıyoruz. Meralarımızın yetersizliğinden dolayı. Hatta büyük çiftliklerimiz tamamını yurt dışından düve getirerek, damızlık düve getirerek karşılamaktadır. Bir de biz bunu süt verimini biraz yüksek alalım diye eğer hayvanın sağlığını arka plana atarak sadece ucuz besleyerek daha çok süt alalım dersek bu hayvanların ömrünü kısaltıyoruz veya hastalıklara açık hale getiriyoruz. İşte ilaç giderleri, tedavi giderleri çok oluyor ve işletmeler süt alayım derken bir sene sonunda hem buzağı alamıyorlar hem de sağlıksız bir sürü elde ediyorlar ki bu sürünün yenilenme maliyeti maalesef Türkiye'de çok pahalı. Tekrar yurt dışına gidip getirmek gerekiyor ki bizim amacımız en azından şu anki süt çiftliklerinde 3-4 tane buzağı elde ederek o şekilde hayvanı bir sürüden çıkarmak istiyoruz. Bunun da temelinde kaliteli ham madde ile kaliteli rasyonlardan geçiyor. Evet. Hayvancılıkta yaşanan en büyük sıkıntı şimdi normalde mesela bir tarlaya çıkıldığı zaman belli bir buğdayın işte ekiminden hasadına belli bir sezonu vardır. Ama hayvancılığın herhangi bir sezonu olmadığı için 12 ay boyunca sürekli çiftçimiz olsun, üreticimiz olsun onun başında bulunmak durumundalar. Ve hayvan rahatsızlıkları en ufak bir ihmale bile gelemiyor. Bir sürü rahatsızlıklar, hastalıklar ortaya çıkıyor. Bununla ilgili bayağı bir emek harcıyorsunuz Erişem olarak. Ve sizin ana felsefeniz hayvan sağlığı üzerine olmuş anlaşılan. Peki ülkemizde bu yemle ilgili yani çiftçilerimiz olsun, işte üreticiler olsun yapılan en büyük hata nedir?
Şimdi öncelikle tabii ki şu an bütün üreticilerimiz çeşitli yem fabrikalarında belli bir rasyona hazırlanmış yemler kullanıyorlar. Fakat sadece bu yemler değil tabii ki. Şimdi bizim hayvanlarımızın malum 4 iş midesi olduğu için kaba yeme ağırlıklı bir besleme istiyor, kaliteli kaba yem. Maalesef ülkemizde de bu fakir. Yani işte şu an mısır silajı bir 10-15 senedir yaygın olarak kullanılıyor. İşte kaliteli yonca, kaliteli kaba yemler her bölgemizde eşit şekilde yok. Onun için tabii ki kesif yem dediğimiz fabrika yemi daha ağırlıklı kullanılıyor ama bunu da kullanırken köylümüz ister istemez elinde kendi yetiştirdiği gerek kaba yem gerekse diğer arpadır, buğdaydır, mısır gibi elinde ne varsa bunu da takviye olarak kullanmak istiyor. Biz buna zaten kullanmasını biz de tavsiye ediyoruz ama bunu belli oranlarda kullanırken belli bir formülasyon yaparsa hem o ürünü değerinde kullanmış olur hem sindirimini hayvana sıkıntı yaratmadan ürüne geçiştirmiş olur. Ama bu formülü eğer bilinçsiz düzeyde kullanırsa hem hayvan sağlığını hiçe sayıyorlar hem de cebinden para gitmiş oluyor. Karşılığında da eti de sütü de istediği oranda alamıyor. Biraz sonra bahsedeceğimiz TMR formülasyonunda zaten çiftçinin elindeki ürünleri doğru kullanmasıyla ilgili bir formülasyon. Birinci amacımız o. Evet. Evet, çünkü bazı ürünlerde hayvanlarda şişlik yaratıyor, kalitesini düşürüyor ve çiftçimiz de hani ne kadar çok yem verirsek o kadar çok iyi olur diye düşünüyor aslında. Tabii bilinçli çiftçilerimiz de var, o ayrı bir konu ama bazı konularda sıkıntı yaşanıyor. Bununla ilgili zaten biraz sonra TMR ile ilgili bunu da örnek olarak göstereceğiz. Peki Türkiye'de ekonomik anlamda et, süt, yem, gübre fiyatları ile ilgili yaşanılan sıkıntılar nedir? Yani bununla ilgili ekonomik sıkıntılar mutlaka vardır. Şimdi şöyle besi kısaca geçelim. Şimdi besicilik Türkiye'de tabii bir kurban dönemi için yapılan besicilik var. Bir de normal kasaplık dediğimiz yani ortalama ikiye ayırabiliriz bu şeyi. İşte kurbanlık için daha çok Doğu Anadolu'da yaylalarda yetişmiş hayvanları alıp son 3 ay, 5 ay, 6 ay gibi sürelerde besleyip kurban sektörüne sunan bir kesimimiz var. Bir de sürekli kendi damızlık işletmelerinde yetiştirdiği ineklerden doğan erkek yavruları işte sıfırdan alıp işte 1 yaşına, 1,5 yaşına kadar bakıp bunu kasaplık olarak sunan bir kesim var. Şu anki piyasadaki tabii ki et fiyatlarımız şu anki rakamlarda iyi. Ama işte bu küçük hayvan alımında yani kasaplık hayvan alıp beslemedeki bir fiyatlarımız yüksek. İşte o da şu an biraz ithal hayvan getirerek bunu aşmaya çalışıyor hükümetimiz. Bir de tabii süreklilik çok önemli. Yani şu an yem fiyatlarımız tabii ki çok uygun değil ama geçmiş yıllara göre yine nispeten et ve süt fiyatları gibi yem fiyatlarımız da makul. Ama bunu sadece yem fiyatı, et fiyatıyla bitmiyor. Bir de işte burada biz beslememizi bilimsel yaparsak daha az para harcayarak daha kaliteli et ve daha çok et üretme imkanı buluruz. Bu da tabii ahır şartları, hayvan ırklarımız, elimizdeki ham maddeleri doğru kullanmamız, işte sağlıklı hayvan bakmak gibi birçok faktörden geçiyor. Yani sadece fiyatlarla bu iş bitmiyor. Ama süt üreticiliği tabii daha genel. Türkiye'nin her yöresinde artık yüksek verimli Holstein ırkı hayvanlarla yapılıyor. Daha komplike, daha büyük yatırımı isteyen, daha yüksek maliyetli bir hayvancılık. Bunun da tabii besi gibi daha zor kısımlar var. Sürekli olmak zorundasınız. Yani az önce de bahsettiğiniz gibi 12 ay boyunca hayvanın yaşına, işte gebelik durumuna, süt verimine veya sütten çıktığı kuru döneme göre eğer biz beslememizi yayamazsak, buna göre formüle edemezsek ya yanlış beslemeden hayvanımızı yağlandırırız, kilo aldırırız, gereksiz yere işte döl tutmasını engelleriz veya doğum yapmasını da zorlaştırırız veya süt veriminde az yem verirsek de sütümüzü eksik alırız. Yani bunların hepsinin dönemsel olarak çiftçi arkadaşlarımız, üretici arkadaşlarımız birçoğu bunu biliyor veya destek alacağı etrafında bu işi bilen teknik elemanlar var. Ama biz istiyoruz ki kendi başına da evinde bu dönemleri içeren süt verimine göre, hayvanın canlı ağırlığına göre aldığı herhangi bir yemin yanında kendi elindeki arpadır, buğdaydır, mısırdır bu ürünleri de kullanarak ama sağlıklı bir şekilde hayvancılığını sürdürebilmesi. Şimdi
Baktığımızda hani mısır çok kaliteli bir ham maddedir hayvancılık için. Hani tamamen günde 10 kilo mısır vererek bir hayvanı besleyebilir miyiz? Besleyebiliriz ama çok kısa süre besleriz. Ya hayvanının midesinde bir şişkinlik olacaktır veya süt verimi çünkü protein açığı çıkacaktır, düşecektir. Biz mısırı da kullanın, arpayı da kullanın ama belli bir formüle ederek, enerji protein dengesini sağlayarak, hayvanınızın verim tablosuna göre. Şimdi bir 30 litre veren hayvanla 20 litre veren hayvanı aynı şekilde besleyemeyiz. Evet. İhtiyaçları çünkü farklı. Tabloda da göstereceğiz biraz sonra. İnşallah üreticilerimiz bunları isteyerek, biz çünkü bu ücretsiz CD'leri ücretsiz insanlara gönderiyoruz. Bunları bilgisayarlarına kurduklarında sürekli hayvanlarını sağlıklı besleme imkanına kavuşacaktır. Şimdi Rauf Bey, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra TMR kolay rasyon programı ile ilgili evet, sizden detaylı bilgi alacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Erişimle ilgili yem, gübre ve tavukçulukla ilgili söyleşimizi gerçekleştirdik Rauf Bey'le. Şimdi erişim için önemli olan erişim TMR programı sistemiyle ilgili kendisiyle görüşeceğiz. Bununla ilgili örnekler üzerinde çiftçilerimizin nasıl kullanılacağıyla ilgili detayları vereceğiz. Şimdi Rauf Bey, ilk önce bu TMR programının çıkış nedenini anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi biz az önce bahsettiğim gibi yem sattığımız noktalardaki teknik arkadaşlarımızla beraber çiftliklere, üreticilerimize hizmet de veriyoruz. Yani sadece yemimizi satıp bırakmıyoruz. Fakat burada karşılaştığımız problemler neticesinde şöyle, biz gidip işte insanlara yem ne kadar kullanıyor, yemin yanında ne veriyorsunuz, işte oradaki parametreleri alırken tabii ki dönem dönem bazı bölgelere göre değişen aksaklıklar görüyoruz. Fakat bunu şifayen anlatırken insanlar da daha böyle bariz göremiyorlar. Biz bunu kendimizin daha komplike rasyon programlarımız var. Ama bunları vatandaşımız oturduğumuzda kısa sürede çözme imkanımız yok. Daha şey. Biz de bu ihtiyaçtan dolayı hem köylümüze kendi imkan yapma, rasyon yapma imkanını sağlamak için hem de böyle kısa görüşmelerde birebir de hemen onun yaptığı rasyondaki eksiklikleri hemen gösterebilmek için özel bir yazılım şirketiyle anlaşarak basit bir rasyon programı hazırlattık. Ve bu rasyon programında dileyen bütün müşterilerimize ücretsiz olarak da gönderiyoruz ya da bilgisayarlarına kuruyoruz. Şimdi buradaki temel amaç şu, az önce de bahsettiğim gibi bir fabrika yemi veriyor insanlar, yanında da elinde o şartlara göre yaz dönemi, kış dönemine göre veya meraya salıyor. Hayvana kaba yem olarak değişik kaynaklar veriyor. Bizim bütün amacımız bu kaynakların hepsini dengeli bir şekilde kullandırmak ve bir inekte alabileceği maksimum sütü alamasa da 1 litre 2 litre daha sütünü daha yukarı almak veya günlük hayvan beslemede maliyetini 1 lira 2 lira daha geriye çekmek. Burada hem ihtiyaçlarını gidermesini sağlıyoruz hem de bugün ekonomik olarak bu işi yaptığımız için 1 litre sütü kaça mal ettiğimizi ve bir inekten ne kadar süt alırsak ekonomik olduğunu bu programda çok rahatlıkla görebileceği, tek sayfalık, kendi bilgisayarlarına basitçe kurabilecekleri ve bütün parametreleri görebilecekleri bir program. Yani kolay olduğu için çok bütün kolay, herkes evet, uygulayabilir. Evet, peki evet, bir örnekle bunu açıklayabilir misiniz? Mesela süt veren ineğin beslenmesiyle ilgili bir çalışma yapsak sizinle. Tabii ki. İlk önce bir siz programın sayfasıyla ilgili hani detayları evet, evet, detaylardan bahsedin. Daha sonra örnek üzerinde görüşelim sizinle. Şimdi bunu CD bilgisayarımıza taktığımızda ana sayfaya yüklüyoruz. Yükledikten sonra çıkan sayfada bizden 4 tane parametre istiyor. Yani bize diyor ki elinizdeki ineğinizi tarif edin. Birinci parametremiz canlı ağırlığımız, ikinci parametremiz süt verimi, üçüncü parametremiz hayvanımızın ne zaman önce doğurdu, işte 2 ay önce mi, 3 ay önce mi doğurdu, bir de laktasyon sayısı, yani kaçıncı buzağısını doğurduğuyla ilgili 4 tane hayvanımızı tarif edeceğimiz bilgi girdiğimizde hayvanımıza ihtiyacı olan kuru madde, metabolik enerji ve ham protein ihtiyaçları çıkıyor. Bunu girdiğimiz zaman otomatik bunları veriyor ve sonra bir tane iş yapmamız gerekiyor. Elimizde bulunan, kullandığımız yem olabilir, kaba yem olabilir. Bunları da işaretleyip kullandığımız miktarları kilogram olarak yazıp hayvanımızı doğru mu besliyoruz yoksa eksik mi besliyoruz bir an önce bize gösteriyor. Eğer eksiklikler ya da fazlalıklar varsa verdiğimiz ham maddelerin kilogramlarını oynayarak da
tam sağlıklı bir besleme yapmamıza imkan veren bir şey, program. Şimdi öncelikle ben burada bir örnek yapıyorum. Tabii, canlı ağırlığımız 500 kilo. Yani bir Holstein ineğimizi kabul ediyoruz. 500 kilo ağırlığında 500 kilo. Holstein. 25 litre süt verdiğini kabul ediyoruz. Hı-hı. 90 gün önce de doğurduğunu kabul ediyoruz. Bunu yazdığımız zaman zaten bizim kuru madde, metabolik enerji ve ham protein ihtiyaçlarını otomatik çıkartıyor. Ve yemleri seç bölümünden de elimizdeki ortalama mısır silajımız olsun, buğday samanımız olsun, yulaf otumuz olsun ve bir tane erişemin 18-2700 enerji bir yemimiz olsun. Bu 4 ham maddeyle biz bu 25 litre veren 500 kilo canlı ağırlığı olan bir ineğimizi nasıl beslememiz gerektiğini bize gösterecek. 15 kilo silaj verirsek, 2 kilo saman verirsek, bunlar günlük bir günde yemesi gereken miktar. Eğer 2 öğün veriyorsak 2'ye böleceğiz. 3 kilo yulaf otu verirsek, 10 kilo da süt yemi verirsek, bunları yazdık ve hesapla düğmesine bastığımızda da şu an hayvan ihtiyaçlarıyla karşılanan kısmı şu an birbirini uygun olarak gösteriyor. Yani diyor ki bunları verirseniz bu canlılardaki hayvanınız 25 litre size süt verir. Ne eksik ne de fazla bir besleme yok burada. Yani uygun bir besleme çıkıyor. Şimdi hayvanlarımız doğal olarak yeni doğurduğunda yüksek süt verimi veriyor. Daha sonra ileriki dönemlerde sütü azalıyor. Peki biz bu rasyonu ne yapacağız? Yani süt verimi değiştiği zaman hep aynı yemleri mi vereceğiz? Evet. Yoksa rasyonda bir oynama yapacağız mı? Yani şu anda hayvanımızın canlı ağırlığının aynı olduğunu kabul edersek sadece süt verimiyle oynayalım. Bakalım bu besleme, az önce her şey normal gözüken beslemede ne gibi değişiklikler olacak? 19 litreye düşmüş olsun ineğimiz. Hesapla dediğimizde şu an bütün verdiğimiz her şeyin fazla olduğunu gösteriyor. Yani bir 6 litre sütü geri çektiğimizde demek ki biz verdiklerimizi de tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için de yine silajımız 15 kilo kalsın, samanımızı 3 kilo yapalım. Burada tabii yem mi geri çekmemiz lazım. Hem ekonomik beslememiz gerekiyor hem de fazla geldiği için. Yemi de 7 kilo yaptığımızda tekrar hesapla diyoruz. Şu anki rasyonu da uygun hale getirdik. Yani 10 kilo yemi 3 kilo geri çektik. Bu yani yaklaşık 90 kuruş olduğunu düşünürsek yaklaşık 2.7 lira cebimizden daha az para çıkarak 19 litre veren ineğimizi beslemiş olduk. Bu programın bir de en büyük özelliği de şu. Verdiğimiz ham maddelerin fiyatlarını girdiğimizde 1 litre sütü veya bir ineği günde kaç paraya beslediğimizi de hesaplıyor. Otomatik olarak hesaplıyor. Şimdi ben onların fiyatlarını da ortalama olarak gireyim. 25 kuruş silajımız olsun, 30 kuruş samanımız olsun, 50 kuruş yulaf otumuzun fiyatı olsun, 90 kuruş da yemimizin ortalama fiyatını yazalım. Tekrar hesapla düğmesine bastığımızda hem rasyonun değerlerini hem de kaç kilo hangi ham maddeden verdiğimiz çıkıyor. Şu an 21 kilo kaba yem veriyoruz, 7 kilo yoğun yem dediğimiz fabrika yemi veriyoruz ve 65.53 kuruş bir ineğimizin 1 litre süt maliyeti. Yani bugünkü 1.15 toptan fiyatlarımızı düşünürsek hemen hemen yarı yarıya gibi, ama tabii bunun üzerine işçilik giderlerimiz de diğer giderler de ilave olacaktır. Ve biz bu hayvanı 12.45 kuruşa günlük beslemiş oluyoruz. Yani her iki noktada da vatandaşımız hem doğru beslemeyi hem de rakamlarla barışık olmaları adına kaç paraya bir ineği beslediğini kolayca buradan görebilecek. Yani elimizdeki verileri bu sisteme giriyoruz, tek sayfa. Evet. Bize ne yapılması gerektiği, nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili bilgiyi direkt veriyor. Çok kolay bir program. Çok kolay. Peki bu programı kullanan çiftçilerimizden dönüşler nasıl oluyor? Şimdi şöyle tabii, öncelikle biz yani bu programı dağıtmadan önce biz kendimiz yapıyorduk. İnsanlara reçete veriyorduk ama zaman içinde koşullar değişiyor. Az önce yaptığımız gibi ya süt verimi azalıyor hayvan ileri laktasyonda veya elindeki herhangi bir ham maddesi bitebiliyor. Yani sezonluk olarak işte yoncası bitiyor, yulafı bitiyor. Acaba ben bunun yerine ne koyarsam yine aynı hayvanı sağlıklı besleyebilirim dediğinde
tekrardan işte ya bize ulaşması gerekiyor veya işte bizim oralara gidip, ya bu da her zaman sürekli olmuyor yani her kişiye ulaşma imkanı. Ama burada elinde biten bir ham maddeye çıktığında veya yeni bir ürün geldiğinde, yani ben onun bu ürün yerine neyi, yani daha uygun hem fiyatıyla, yani bir de burada fiyat kıyası yapacak. Yani Eriş Yem'inde kendi arasında 8-10 tane süt yemi var. Yani ucuzu var, pahalısı var, daha yüksek burası. Bunları da kendi arasında değiştirebilir. Veya işte silajı bitmiştir, başka bir posa alacaktır. Hem bunun fiyatı kaça bana uyar gibi bir maliyet hesabı yapabilir. Hem de çıkan bir ürünün yerine ne koyması gerektiğini bu programda çok rahatlıkla görecektir. Tabii biz bu programı dağıttıktan sonra, gerek tanıtımını yaptıktan sonra vatandaşlar hem süt veriminde, hem sağlıklı ve dengeli beslemede, hem de vicdanen de rahatlar. Çünkü insanlar, hayvanın ağzı var, dili yok. Yani size az mı geldiğini, çok mu geldiğini sadece ürünüyle söylüyor. Yani aç kaldığını ya da fazla geldiğini. Burada hem verim yönüyle hem de sağlık yönüyle çok olumlu tepkiler aldık. Bu da zaten bizim esas amacımız buydu. Yoksa biz bu ürünü satarak bir para kazanma hedefimiz yok. Hı. Sadece insanlara sağlıklı besleme yapmak için, doğru besleme noktalarını göstermek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnşallah programdan sonra da izleyen izleyicilerimiz bize müracaat ederlerse, istedikleri miktarda biz bu CD'den onlara göndereceğiz. Evet, CD'yi gönderirken de herhangi bir ücret talep ücret etmiyorsunuz. Almıyoruz. Sadece istenilen yerlere siz kendiniz gönderiyorsunuz. Evet, bu sistemle çiftçilerimizin hayatı, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hayatı bayağı kolaylaşmış durumda. İnşallah. Peki şimdi tepkilerden bahsettik biraz önce. Gayet güzel tepkiler vardı. Peki bununla ilgili işte bu sistemle ilgili daha kapsamlı, daha farklı bir çalışmanız olacak mı peki? Yani bu sistemle beraber? Yani şu an bunun amacımız tabii bunu tamamen yaygınlaştırmak. Yani bütün Türkiye'de nereden talep edilirse ve bununla ilgili de hani kuruluş aşamasında ya da kullanım aşamasında da telefonla da elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Zaten sağdaki arkadaşlarımız birebir kendileri gidip bunu köydeki kooperatifi olan köylerin ana bilgisayarına kuruyor. Vatandaş geldiğinde hayvanını tarif ettiğinde, elindekileri söylediğinde oradaki muhasebeci arkadaşlar da bunları yazarak, çünkü bu hem yazdırılı bir çıktı alınabiliyor. Yani sizin elinize bir tane reçete veriliyor. Diyor ki siz hayvanınızı böyle beslemelisiniz. O reçeti alıp vatandaş evinde bilgisayar yoksa da köydeki ana merkezdeki bilgisayardan bunları alıp kullanabiliyor. Yani bu şu an için kolay rasyon programı olarak çok yeterli bir program. Ama daha büyük çiftliklere zaten biz çok daha üst düzeyde teknik hizmet vermekteyiz. Yani bu konuda Eriş Yem'in 5 tane profesör danışmanı da var. Yani biz bunlarla da hizmet veriyoruz. Çünkü her işletmenin talep ettiği özellikler farklı. Onların tabii kendilerinin de zaten bu tür teknik elemanları var ama daha üst düzeyde ihtiyaç duyan çiftliklere de biz benim koordinatörlüğümde üniversitemizden 5 tane profesör hocamızla da dönem dönem kalkıp yerinde hizmet görüyoruz. Köylümüze de başlattığımız bir yeni uygulamada da seminer verdiriyoruz hocalarımıza. Köy kahvelerinde akşamlara giderek hem birebir onlara o hocalarımızı götürüp hem de soru cevap şeklinde. Kendi bizim ana belirlediğimiz konularımız var, beslemedir, tohumlama ile ilgili, ama vatandaşın da ihtiyaçları neyse birebir hocalarımıza sorarak bu konuları ilk ağızdan sorup öğrenebiliyorlar. Eriş Yem bu konuda bayağı bir faaliyet gösteriyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyelim. Ve bunun karşılığında hiçbir ücret beklemeden. Yok. Ücretsiz teknik olarak. Çok güzel bir çalışma. Peki şimdi bu TMR programı dediniz. Hani bu çiftçilerimiz bunu kullanarak gayet kolay bir şekilde hayvanlarını besleyebiliyor dediniz. Evet. Daha büyük çiftliklere de, daha büyük çiftlik çalışmalarında farklı çalışmalarınız da, yani farklı danışmanlık hizmetleriniz var. Peki bunların karşılığında yani size ne kadar sıklıkta bununla ilgili talepler geliyor? Şimdi zaten yani bizim çok geniş bir, yani günlük yaklaşık şu an için 700 tonluk bir yem üretimimiz ve satışımız var. Yani bu bizim
Bütün Marmara, işte Batı Karadeniz'e kadar, Güney Marmara'ya inen, Afyon, Denizli'ye kadar inen bir bölgede aktifiz. Zaten sürekli yem sattığımız gerek toptan bayilerimiz, gerek direkt çiftlik sahiplerimiz dönem dönem yaşadıkları sıkıntılarla ilgili, yaşadıkları problemlerle ilgili bize danışıyorlar zaten. Yani bu birebir oluşan ihtiyaçlardan yola çıkıyoruz biz de. Ha, bu ihtiyaçlar noktasında onlara... Çünkü biz çözüm ortağı olmak istiyoruz. Yani sadece işte yemi üretip satarak para almak değil, bütün sorunlarını beraber. Çünkü verimli ve karlı bir hayvancılık yapılabilmesi için bizim de o işletmelere sürekli ticari ortak olabilmemiz için oradaki her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Ama malum şimdi yeni gelişen hayvancılıkta yüksek verimli süt inekçiliğinde diğer sağlık problemleri artıyor istemesek de. Çünkü verime dayalı bir hayvancılıkta diğer sağlık sorunlarına daha dayanıksız hale geliyor ineklerimiz. Bu konuda da yani üniversite imkanları olsun, kendi erişimin teknik personeli olsun, bu konuda da sürekli hem eleman sayısı olarak hem de donanım olarak devamlı bir ilerleme içindeyiz. Bu da zaten bizim ticari olarak satış rakamlarımıza yansıyor. Birebir de bunun karşılığını görmekteyiz. Peki hayvancılıkta en çok ne, yani hangi konularda sıkıntı yaşanıyor? Şimdi tabii öncelikle ikiye ayırmak lazım. Yani şu an belki %20 seviyelerinde büyük çiftliklerimiz oluşmaya başladı. Diğer kalan kısmımız küçük üretici çapında. Şimdi şunu çok önemsiyoruz biz. Her şey gelişiyor. Yani eski ineklerimiz yok, daha verimli hayvanlarımız var. Bunun beslemesinde daha farklı ham maddelere ihtiyacımız var. Artı daha iyi barınaklara ihtiyacımız var. Yani biz hala eski ilkel barınaklarda, ilkel şartlarda ama daha kaliteli hayvanı getirdiğimizde adaptasyon sorunundan kaynaklanan ömürler kısalıyor ya da sağlık problemleri artıyor. Yani bizim her şeyimizde, yani iyi bir araba aldığımızda nasıl iyi bir yola, iyi bir yakıta ihtiyacımız varsa, iyi bir sürücüye, hayvanımızın da kalitesi yükseldikçe bununla ilgili hem verdiğimiz kaba yemler, yemlerin kalitesi yükselmeli, hem de barınak, işte ona personel eğitimi, hepsinin komple olursa bu sefer sürdürülebilir ve karlı bir işletme ortaya çıkıyor. Zaten büyük çiftlikler dediğimiz, yani yatırımıyla, teknik ekibiyle, ondan sonra maddi imkanlarla onlar zaten belli bir şeyleri kendileri halledebiliyor ama bizim bu programlardaki esas amacımız küçük üreticilerimize yardımcı olabilmek, destek olmak. Peki şu tekrar TMR programına dönmek istiyorum. Burada en çok yaşanılan, yani hata ya da sıkıntı nedir? Yani yaşanılan bir sıkıntı var mıdır TMR programı kullanılırken? En çok sorulan soru. Kullanılırken yok, şu var. Yani biz buradaki birinci amacımız şu. Bilgisayar ekranında yapılan yanlışları gösterilmek. Şimdi evet. İnsanlarımızın bölgesel olarak bir beslenme alışkanlıkları var. Yani elindeki ham maddelerle, fabrikadan aldığı yemlerle bir karışım yaparak kullanıyor. Öncelikle bu karışımın bizim tarafımızdan yanlış olduğunu bilgisayarla gösteriyoruz. Çünkü üreticimizin bunu rakamlarla görmesi gerekiyor. Yani benim hayvanımın ihtiyacı bu ama benim verdiklerim bir tarafını karşılıyor, bir tarafı eksik kalıyor. Bunu bilgisayardan gördüğü zaman daha inandırıcı oluyor. Bu sefer de elindekini hani ilave bir maliyet sağlamadan, yani sadece şunu al bu kadar para öde değil, elindeki kilogramlarla oynayarak da bunu sağlıklı hale getirebildiğini görünce insanların güveni de gelişiyor. Yani amaç sadece yem satmak değil, yani elinizdeki kendi ürünlerinizi bize satın, biz size yem satalım demiyoruz insanlara. Onları da kullanın ama lütfen doğru kullanın. Doğru kullanırsanız hem ürününüz çok olur hem de hayvanınız sağlıklı olur. Bu bilgisayarda bunu gördüğü zaman insanlar daha inanıyor ve bundan sonra daha güvenli bir şekilde hem bize hem de kendi hayvanlarına davranmaya başlıyor. Evet. Hatalardan bahsettik, kullanılma şeklinden bahsettik. Peki sizin bu sistemlerden de bahsettik. Özellikle izleyicilerimize önermek istediğiniz bu programlar üzerinde de olabilir. Tavsiyeler nelerdir hayvancılıkla ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki ağırlıklı süt hayvancılığı yapılıyor. Yani şunu düşünmemiz lazım. Nasıl insan doğduğunda ki yaşam koşulları, ihtiyaçları, işte bir anne olan ihtiyacı veya yaşam şartları değişikse, büyüdüğünde, geliştiğinde işte
açık havada çalışan, kapalı mekanda çalışan, her şey değişikse ihtiyaçları, hayvanlarımızın ihtiyaçlarının değiştiğini kabul etmemiz lazım. Yani bir buzağı dönemindeki beslenmesi gereken gıdalar ve çevre şartlarıyla bir yetişkin annenin, yavru doğurduktan sonra süt veren bir annenin ihtiyaçlarının farklı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Az önceki örnekte de gösterdik. Yani bir 25 litre veren sadece sütü değiştiği için yem miktarını azaltmamız ya da arttırmamız gerekiyor veya diğer ürünleri. Yani bizim hayvanımız gebe kalıyor, buzağısını büyütmeye çalışıyor. Bu dönemde ihtiyaçları farklı, süt vermeye başladığında farklı, tekrar kuruya çıktığında hem ekonomik olarak hem de yediği yem miktarı olarak bunu düşürmemiz gerekiyor. Eğer biz bunlara farklı gözle bakabilirsek, bu sefer daha düzgün hayvancılık yapacağız. Yani hayvanımızı gereksiz yağlandırmayacağız veya hayvanımızı gereksiz zayıf tutmayacağız. Hastalıklar bunların şu an bir veteriner hekimi olarak birçok hastalıkla karşılaşıyoruz. Ama bunların belki de %50'si 60'ı beslenme hastalıklarından kaynaklanıyor. Yani bu kötü besleme değil, yanlış beslemeden. Yani elimizde ürünlerimiz var ama doğru zamanda veremediğimiz için ya hayvanımız gereksiz kilo alıyor veya gereksiz zayıf düşüyor. Bu da bize ekonomik kayıp. Çünkü bizim yaptığımız hayvancılık hobi hayvancılığı değil. Yani tamamen ticari olarak kar etmek amacıyla yaptığımız bir hayvancılık. Onun için de bu dönemlere riayet ederlerse, bilemedikleri yerlerde bize arkadaşlarımıza ulaşırlarsa biz elimizden gelen desteği yaparız. Çünkü bu ülke bizim. Her türlü verim kayıpları hepimizin verim kaybıdır. Eğer biz bu amaçla bu CD'yi gönderdiğimiz her işletmede birer ikişer litre sütü arttırabilirsek ülke ekonomisine ciddi manada bir fayda sağlamış olacağız ki bizim en büyük hedefimiz de bu. Evet, çok güzel. Şimdi Rauf Bey, birazcık da erişimin yurt içi faaliyetlerinden bahsettik. Birazcık da yurt dışı faaliyetlerinden bahsedelim. Şimdi tabii az önce bahsettik işte, yani ham maddelerimiz maalesef yeterli değil yurt dışından. Kendimizin direkt değişik ülkelerden ithalatlarımız da var veya ithal gelen ham maddeleri de değişik firmalardan elde ediyoruz. Yurt dışına da daha çok Türkiye Cumhuriyetleri'ne de tavukçuluk üzerine konsantre yemler gönderiyoruz. Yani orada işte insanların elinde arpası ya da mısırı, buğday vardır ama elinde olmayan işte protein kaynaklarını biz bir formülasyon yapıp belli bir yüzdeler orantılarla konsantre yemler de yapıyoruz ve oralara da gönderiyoruz. Ama tabii ki Türkiye'de yani dışarıya bağımlı olduğumuz için çok ihracat şansımız yok maalesef. Çünkü fiyatlarımız hem gelip alıp hem satmaya şey değil. Ha, sadece işte yeni başlayan belki biraz süt ihracatımız var. Türkiye olarak konuşuyorum. Biraz yumurta ihracatı var ama tabii ki yem olarak ihraç etme imkanımız çok fazla yok. Birazcık Erişem konsantre yem ihracatı yapıyor. Evet, peki Erişem gübre, yem ve tavukçuluk haricinde başka alana, başka ürüne de geçme planları var mıdır? Yani şu an için bu çerçevede büyümeyi hedefliyoruz. Yeni yem fabrikamız tamamlanmak üzere. İşte büyükbaş arge çiftliğimiz, koyun arge çiftliğimiz, tavukçulukla büyüme hedefimiz var. Ama tabii birincil amacımız yem de inşallah bu fabrika bittikten sonra diğer bölgelerde de satış yaptığımız diğer bölgelerde de yeni fabrikalar hedefimiz var. Tabii bunlar sırayla zaman içinde olacak yatırımlar. Peki birazcık da erişimin biraz pazarlama kısmına girmek istiyorum. Burada hani pazarlama kısmında en çok yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Yani hani mutlaka yaşadığınız bir nevi sıkıntılar vardır. Bunlar nelerdir? Şimdi öncelikle tabii sektörümüz maalesef sürekli belli bir istikrarda gidemiyor. Yani dönem dönem işte yem fiyatları yükselebiliyor. Yurt dışına bağımlı olduğum işte dövizden kaynaklanan veya yurt dışındaki kuraklıktan kaynaklanan ya da iç piyasadaki dengesizlikten oluşan et ve süt fiyatlarının aşırı düşüşleri. Şimdi tabii bu dönemler ticari işletmeler için de çok zor. Buraya ham madde ve yem tedarik eden bizler için de çok zor. Çünkü standart bir insanların karlılığı varken size aldığı malı ödeme süresi var, ödeme günleri var. Ama bu denge bozulduğunda, bu karlılığı düştüğünde veya zarar ettiği dönemde tabii ki ticari olarak bundan etkileniyorsunuz. Evet. Bu konuda tabii biz sürekli müşterilerimizle iç içe olduğumuz için yani her türlü şartlarda onlarla beraber çözüm üretmeye çalıştığımız için çok az etkilendiğimizi düşünüyorum ama yine de tabii ki yani süt fiyatları düştüğü zaman da ister istemez ya satışlarımız düşüyor veya karlılığımız düşüyor veya tahsilatlarımız düşüyor. Bu da maalesef Türkiye'nin bir gerçeği.
bundan etkilenmemek ki bütün sektörler için geçerli bu. Ama biz işte bölgemizi geniş tutarak, ürün yelpazemizi geniş tutarak bu gibi etkilerden daha az etkilenmeye çalışıyoruz. Bu da bizim her yıl belki %15-20 gibi bir satışlarımızın artması şeklinde bize dönüyor. Ama çok daha detay ve yeni ürünlerle, yeni açılımlarla sahaya gitmeniz gerekiyor. Yani programın başından beri konuştuğumuz gibi her şeyin başında hayvan sağlığı geliyor. Öyle. Hayvan beslemesi ne kadar iyi, ne kadar sağlıklı beslenirse o kadar çok görünüşler o kadar iyi oluyor. Rauf Bey, programı kapatacağız. En son olarak demek istedikleriniz varsa alalım sizden, daha sonra programı kapatalım. Tabii öncelikle bizi bu programa çağırdığınız için, bize bu imkanı verdiğiniz için Erişem ailesi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle üreticilerimize faydalı bir hizmet sunduğumuz için de ayrıca bir veteriner hekim olarak her şeyden öte çok mutluyuz. Çünkü hayvansal protein üreten bir sektör, süt işletmeleri, bir şekilde de et işletmeleri. Bunları tüketen bir ve sürekli artan bir nüfusumuz var. Bizim bu üretimlerimizi arttırmamız gerekiyor. Her ne kadar tarımsal alanlarımız küçülse de ama daha karlı, daha verimli, işte birim alandan daha çok tahıl üreterek, birim hayvandan daha çok et ve süt üreterek bu açıklarımızı, hatta kendi nüfusumuzu bırakın, yurt dışına da ihracat yapmamız lazım. Buna da bir şekilde Erişem ailesi olarak katkı verebiliyorsak biz çok mutlu ve bahtiyar hissediyoruz kendimizi. Bize de bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, Erişem'den Rauf Osmanoğlu ile beraber yapmış olduğumuz söyleşi burada bitmiştir. En son olarak Erişem TMR programını Erişem sayfasından ulaşarak adresinize gönderebilirler. Tekrardan bir arada olmak dileğiyle, hoşça kalın.